İlk bölümde Nikon Z6 II makinemde fotoğraflar ve videolar çekeceğiz. Bunu yaparken makinenin durumunu gözlemleyeceğiz. Bakalım kartın vaat ettiği 1200 megabayt bölü saniye hızı görebilecek miyiz? Bu farkı hissedebilecek miyiz? Son bölümde ise bu çektiğimiz fotoğraf ve videoları kart okuyucumuzla bilgisayara aktaracağız. Bakalım onun performansı nasıl olacak onu izleyeceğiz. Büyük dosyalarla aktarım hızını daha iyi ölçebilmek için şu an videonun bu kısmını da Nikon Z6 II ile çekmiş oluyorum. Nikon Z6 II'nin şu an 4K 60 FPS olarak video kaydında olduğunu söyleyeyim. Kartın kutusunu da bir açalım gene, bakalım içinde ne geliyor. İçinde kartımız ve altında Rescue Pro Deluxe isimli bir kurtarma yazılımı var. Ona ait 1 yıllık kullanım için gerekli olan şifre var. Evet, kartımız bu. Arkasında ve önünde metal bölümler var. Ben 128 GB olan versiyonu tercih ettim. Bunun yazma hızı 1200 MB bölü saniye, okuma hızı ise 1700 MB bölü saniye. Bunu 64 GB olarak tercih ederseniz yazma ve okuma hızı birazcık daha düşük oluyor. Ben videoda çok çektiğim için özellikle 128 GB'ı tercih ettim. Şimdi bu kaydı durdurup seri fotoğraf çekimiyle kartımızı denemeye başlayalım. Evet, şimdi kartımızı takalım makineye. Kartı yuvaya soktuk. Ben makineyi biraz zorlamak için 14 bit RAW'a getirdim. Çekim kısıtlaması da yapmadım. Şu an tek tek lanşör basımıyla üst üste 200 kare, yani maksimum değerde bu zaten. Onu çekecek. 14 bit RAW aldığımız zaman saniyede 12 kare çekiyor makine. Bir RAW da yaklaşık 25 MB civarında tutuyor. Değişebiliyor bu. Yani saniyede 12 kare çektiğini düşünürsek saniyede 300 MB yazma hızı gerektirecek bize. Yani bu kartın vaat ettiği hızın çok altında. Yani makinenin hiç takılmaması lazım. Şu an deklanşöre yarım basınca görüyorsunuzdur. R34 yazıyor. Baş parmağımın ucunda. Yani buradaki R remaining anlamında. Kalan çekilebilecek. Yani bu buffer gösteriyor tabi. Buffer'da 34 karelik yer var anlamında ama bizim yazma hızımız çok yüksek olacağı için tahminim bu hiç değişmeyecek. Umarım öyle çıkar. Bakalım. Bir bölü 30'a getirdim. F4.5. Şu an 14 bit RAW. Yani saniyede 12 kare çekecek. 3, 2, 1. Tam 200 kare çekmiş olduk. Zaten makinenin sınırı o. Üst üste 200 kare çekiyor. Bir de 12 biti alalım. Saniyede 14 kare çekecek. 3, 2, 1... Evet, burada bitti. Maksimum değeri ulaştığımız için bitti. Makinemiz hiç tıkanmadan fotoğraf çekmeye devam etti. Şimdi hemen kart okuyucunun testine geçelim. Almış olduğum Lexar kart okuyucu arızalı çıkınca SanDisk'in kart okuyucusunu aldım. Lexar'la ilgili kısmı en sonunda anlatacağım. SanDisk kart okuyucu daha görür görmez başarılı geldi. Lexar'ınki ise kartın kendisi kadar küçücük bir şeydi. Bu kutu içinde iki ucu da tip C olan USB kablo geliyor. Bu kablo benim bilgisayarıma uyumlu değildi.
Bir ucunun tip A, yani bildiğimiz klasik erkek ucu olması gerekiyor. Bu kart okuyucunun maksimum okuma hızı olan 1200 MB bölü saniyeye ulaşmak için USB 3.1 nesil 2 desteğinizin olması lazım. Ben yeni aldığım Nikon makinemle gelen kablo ile bu testi yapacağım. Bilgisayarımda da USB 3.1 desteği var ancak nesil 2 değil nesil 1. Zaten nesil 2 olsaydı da yine 1200 MB bölü saniye hıza ulaşamayacaktım. Çünkü makinemdeki SSD hard diskin yazma ve okuma hızları 550 MB bölü saniye. Şimdi bu teorik bilgilerden sonra testimize başlayalım. Gördüğünüz üzere 17.8 GB yani kabaca 18.227 MB'ı 59 saniye kadar kısa bir sürede transfer ettik. Bu da yaklaşık 309 MB bölü saniyelik bir hıza tekabül ediyor. Aynı işlemi bir de Z6-2 makinemde aynı USB kablo ile makinenin içinden yapmıştım. Farkı görmek için onu da izleyelim. Klasör içeriği aynı ve 17.8 GB yani 18.227 MB. İşlemi 10 kere hızlandırılmış olarak izleyelim. Görüldüğü üzere kabaca 6,5 dakika yani 395 saniye sürdü. Bu da yine yaklaşık saniyede 46 MB veri aktarıldığı anlamına geliyor. Tereddüte mahal bırakmayan bir fark görüyoruz. JF Express kartı ve okuyucusunu gördük. Kamera içinde zorlayamadık bile. Aktarımda da yine kartın kapasitesine yaklaşamadık bile. Aradaki fiyat farkına değer mi değmez mi bu artık sizlerin karar vereceği bir konu. Şimdi geldik videonun son bölümüne. Lexar markasına güvenin pek yoktur. Ama bu kart okuyucuda bir şans daha vermek istedim. Okuma hızı da SanDisk'e göre daha azdı ama benim az önce bahsettiğim erişebileceğim limitin çok çok üstündeydi. O yüzden denemek istemiştim. Ürün geldiğinde kutusu da önceden açılmış gibiydi. Biraz da huylandırmıştı beni bu. Hemen kartı takıp okuma testine başladım. 300-400 MB arası beklediğim transfer gerçekleşmiyordu. Acaba çok mu hızlı ilerliyor da Windows görüntülemiyor diye düşünmüştüm. Ama bu gereksiz umutlanmadan sonra klasörün içine baktığımda ancak bir dosya kopyalandığını gördüm. Yani ekranda görünen 330 KB kopyalama hızı doğruymuş. Yani beklenenin binde biri. Ürün arızalı çıkmış olabilir ama Lexar'dan bugüne kadar hiçbir ürünüyle memnun kalamamıştım. Biraz da açılmış, iade edilmiş hissiyatıyla hiç düşünmeden iade sürecini başlattım ve SanDisk siparişini verdim. Kimseyi kötülemek, karalamak gibi bir amacım olmaz. Ama kendi adıma Lexar markası üzerine son alışverişimi de gerçekleştirmiş oldum diyebilirim. Bunun dışında umarım video işinize her zamanki gibi yaramıştır. İleride makinemi yenilediğimde tam kapasite testini de yapmak umuduyla. Şimdilik hoşça kalın.